Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere tülbentlerimizi yakacak oldukça güzel kolay tığ oyası modeli paylaşacağım modelim 3 sıradan oluşuyor İlk önce örümcekli çimenlerimizi oluşturacağız daha sonra krem rengimizi ve arkasında da kırmızı renk tonumuzu oluşturacağız evet ara kısımlarımızı da çimenlerimizden ikişer tane bırak derseniz daha da fazla bırakabilirsiniz geniş olmasını isterseniz Evet hayırlısıyla başlayalım isterseniz ipimi alayım ipimizi sıfırdan başlamış gibi şimdi ilmeğimizi biraz uzatıyoruz buraya bir örümcek yapacağız çok fazla büyük olmayan çok da küçük olmayan ortaya yakın bir örümcek oluşturuyoruz başına iki kere doluyoruz doladıktan sonra ara ilmeğimizi tığ battlarımızı iki zincir çekerekten hazırladım bir iki ve üçüncü tığ battısına batıyoruz şimdi buradan ilk önce ilmeğimizi birine alıyoruz daha sonra ikisini ikisini ve ikisini alarak da şöyle uzun bir trabzan oluşturmuş olduk. 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. Ara boşluktan giriyorum. Kapatıyorum sık iğne olarak. Ve aşağı inmek için de sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğne yaptım. Altı tane yaptıktan sonra aynı yere tekrar bir daha giriyorum ve kapatıyorum şu şekilde bir örümceğimizi oluşturmuş olduk zaten tekrar yapalım ilmeğimizi orta ayarda uzataraktan kapatıyoruz İki kere başını doluyoruz doladıktan sonra bir iki ve üçüncü tığ battısına batıyorum bu da ilk önce birini sonra ikisini ikisini ve ikisini birleştirerek trep verdik sattık. 4 tane zincir çekiyorum 2 3 ve 4. Boşluktan giriyorum, kapatıyorum. Aşağı inerken de sık iğne yapıyorum başını almadan. Şimdi 6 tane de buraya yapmış olacağız. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane yaptıktan sonra aynı yere bir daha batıyoruz ve birleştiriyoruz kendim yapalım. İlmeğimi biraz uzattım. Yine aradan giriyorum. Bir örümceğimizi yapıyorum. 2 kere başını doluyorum. 1 2 ve 3. tığ battızını batarak 1 2 2 2 de çıkarak fravzamızı tamamladık. 4 tane zincir çekiyorum 3 ve 4. Aşağı ara boşluktan giriyorum. Kapatıyorum. Aşağı inerken de 6 tane sık iğnem yapıyorum. 1 2 3. 5 ve 6. 6 tane yaptıktan sonra aynı yere tekrar bir daha batarak modelimizi ilk sıramızın tülbentimizin dört bir köşesini bu şekilde tamamladıktan sonra modelimize geçiyoruz. İpimi kesip geliyorum. Evet. Şimdi ipimizi şöyle bir sabitleyelim. Şimdi modelimizi arka yüzünü çeviriyoruz. İlk iki tanesi ara boşlukta olacağı için şöyle iki tanesini kullanacağız. Modelimizde ilk önce şu dört tane zincir çektiğimiz yerler vardı. Onları birleştiriyoruz. 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincir çektikten sonra diğer karşı tarafa geçiyorum. Ömcekli çemeğimin tepesine batıyorum. Bu dört zincir çektiklerimizin neresine baktık. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Ön yüzüne döndürdüm. Modelimizin ön yüzü. Şimdi burada başını bir kere doluyorum. Bu zincirimizin arasına giriyoruz. Şimdi ikisini bir, ikisini bir alıp trabzan oluşturuyorum. Dört tane zincir çekiyorum. Dört tane zincir çekip ara boşluktan girip kapatıyorum. Aşağı inerken de iki tane zincir çekip bölümümüze girmiş oluyoruz. Tekrar yine iki tane zincir çekiyorum. Bir kere başını doluyorum. Şimdi i̇kisini bir alıyorum. İkisini bir. Dört tane zincir. Üç. Dört tane zincir çekip ara boşluktan giriyorum. Kapatıyorum. Bir pıpırcık yapmış oldum. Aşağı inerken de iki tane zincir çekip sık iğne olarak kapatıyorum. Bunu toplamda dört tane yapacağız bu şekilde. Yine iki tane zincirimi çektim. İkisini bir, ikisini bir alıyorum. İki, 3, 4 tane zincir çektim, ara boşluktan girdim, kapattım. 1, 2 tane zincir çekiyorum, aşağı iniyorum ve birleştirdim. Bir tane daha yapıyoruz, 4 tane olacağı için bir kere başını doladım. İkisini bir alıyorum, ikisini bir. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim, boşluk arasından giriyorum ve kapatıyorum. 2 tane zincir çekerek aşağı iniyorum. Bir tane zincir çekiyorum ki ipim sökülmesin. Şimdi keseceğim model ipimi. Evet. ilki bu şekilde oluyor. Şimdi kırmızımıza geçelim. Evet. Şimdi son sıramıza geçiyoruz. Son kırmızımıza geldi sıra. Yine ipimi sabitledim. Modelimizi alıyorum. Modelimiz yine arka yüzünden başlıyoruz. Şimdi bu beyazımızla yeşilimizin arasındaki boşluktan şöyle katlayarak yapayım boşluktan bir kere bir birleştiriyoruz. Birleştikten sonra 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. 10 tane zincir çektikten sonra diğer karşı tarafa geçiyorum. Yine ara boşluktan böyle giriyorum. Ve birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle ön yüzümüze geldi sırada. En yüzümüze ilk önce şöyle bir zincirimi içine giriyorum, kapatıyorum. 3 tane zincir. Bir kere başını doluyorum. Bölüme giriyorum. Önce 1, sonra 2 ve sonra 2 olarak parmak takıldığıma tekrar yapıyorum. Şimdi önce 1, sonra 2 ve sonra 2 olarak da şöyle üçlü bir trabzan oluşturdum. 1 2 3. 4 tane zincir çekiyorum. Ara boşluktan giriyorum, kapatıyorum. 1 2 3 tane zincirler aşağı iniyorum. Bu krem renginde yaptığımızın aynısını 3 zincir çekerekten yapıyoruz ve kremde 2 zincir çekmiştik. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir kere başını doluyorum. 1 2 2 de çıkıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Ara boşluktan giriyorum ve kapatıyorum. Aşağı inerken de 3 tane zincir çekip aşağı inerim şeklin. Tekrar 1 2 3 tane zincir bir kere başını doladım. 1 2 2 de topladım. 2, 3 4 tane zincir çektim. Ne araba başına girip bir fıstık yapmış olduk. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aşağı iniyorum, kapatıyorum. Tekrar burada 4 buraya 5 tane yapacağız. 3 oldu. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir kere başını doluyorum. 1 2 2 de çıkıyorum 1 2 4 tane zincirimi çektim araba boşluktan girdim ve kapattım 1 2 3 tane zincir çekiyorum aşağıya birleştirdim bir tane daha yapalım 3 tane zinciri çektik bir kere başını doluyoruz 1 2 2 de çık 4 tane zincir çektim kapattım 1 2 3 tane zincirle aşağı iniyorum. Bir tane de zincir çekiyorum ipimi kesmek için. Toplamda 5 tane de burası oldu. Beyazı aşağı indirdik ki daha rahat çalışayım diye. Şimdi bunu böyle kaldırıyoruz. Modelimiz bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Ben şimdi hafif bir ütü basıp elinde bozulmuş olabilir. Tekrar yine ben karşınıza geleceğim arkadaşlar. İpimi de kesip geliyorum. Evet arkadaşlar bir modelimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Güzel bir model oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca yorum yapan, beğeni yapan, destek olan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.